Bildiğiniz gibi bugün pek çok işçi, ofis çalışanı ya da meslek erbabı için standart çalışma rutini günde 8 saat ve haftada 5 gündür. Peki bu düzen nasıl, neden ve kim tarafından standart haline getirilmiştir? Hikaye sanayi devrimiyle başlıyor. Sanayi devriminin ilk yıllarında şirketler ve fabrika sahipleri üretimden aldıkları verimi yüksek tutmak ve daha fazla kâr elde etmek için güneşin doğuşundan batışına kadar fabrikalarını çalışır durumda tutuyorlardı. İşçiler de saatlik ücretlerinin düşük olmasından dolayı bu uzun çalışma saatlerinde ayakta durmaya çalışıyor, hatta çocuklarını da okula göndermek yerine bu insanlık dışı düzene uyum sağlamak zorunda bırakıyorlardı. Bu dönemde işçiler haftanın 6 günü günde 10-18 saat arası çalışmak zorunda bırakılıyordu. Bu durum 19. yüzyılda değişmeye başladı. Günde 8 saat çalışma düzenini öneren ilk insan İngiliz iş insanı Robert Owen oldu. Ona göre gün 3 eşit parçaya bölünmeli ve işçilere çalışmak ve uyumak için eşit vakit verilmeliydi. Bu düşünceyle yola çıkan Owen, 1817 yılında 8 saat çalışma, 8 saat eğlence, 8 saat dinlenme cümlesiyle tüm işçiler için bu düzeni standart hale getirmeye çalıştı. Ancak bu önerinin yaygınlaşması için biraz daha zaman gerekiyordu. Başlarda daha düşük çalışma saatleri fabrika sahiplerince elbette hoş karşılanmadı. Ancak 19. yüzyılda gerçekleşen bir dizi fabrika eylemiyle işçiler bir nebze olsun rahat bir nefes alabildi. Örneğin 1847 yılında gerçekleşen eylemler neticesinde kadınlar ve çocuklar için günde 10 saat yani haftada 60 saat çalışma standart hale getirildi. İlerleyen zamanlarda işçiler arasında yaygın bir talep halini alan günlük 8 saat çalışma, fabrika sahiplerinin zor durumda kalmasına sebep oldu. Netice olarak 8 saatlik çalışma düzeninin 1 Mayıs 1886 tarihinden itibaren standart hale gelmesine karar verildi. Ancak bu karar sendika tarafından alınmıştı ve ne hükümet ne de işverenler bu kuralı tanımadı. Bu sebeple kararın uygulamaya konması planlanan 1886 İşçi Bayramı'nda 350 bin işçi bu düzeni kabul ettirmek üzere protestolara katıldı. Bu kararı ilk uygulayan şirketlerden bir tanesi ise 1914 yılından itibaren işçilere 8 saatlik mesai veren ve ücretlerini ikiye katlayan Ford Motor Company oldu. Bu karar başlarda diğer büyük şirketler tarafından şaşkınlıkla karşılanmış olsa da ilerleyen yıllarda şirketin üretim ve karının bu düzenle artış gösterdiğini gören patronlar tüm işçiler için 8 saat mesaiyi standart hale getirdi. Bu düzenin Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından yasalaştırılması ise 1937 yılında olacak. Ve böylelikle bizler yaklaşık bir yüzyıldır aynı düzeni sürdürüyoruz. Haftada 5 gün ve 40 saat çalışmak insanın mutluluğu ve sağlığı için ya düzen midir bunu bilmiyoruz. Ancak iyi ya da kötü dünyanın mevcut düzeninin sürdürülmesi için bu sistemin gerekli olduğu da aşikar. Ancak sanıyoruz ki insanın hayattan aldığı tatmini belirleyen yalnızca çalışma saatleri değil, aynı zamanda sevdiği işi yapması ve çalışmaya tutkuyla bağlı olması.